أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله قيمة لمسلمان الله صحبة sohbetimizde Yusuf Suresi'nden 23. ayeti kerimesinden başlayarak bazı ayetleri anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Allahu Teala istifade etmeyi nasip eylesin. Bir önceki ayetlerde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atıldığını, Allahu Teala'nın izniyle kuyudan çıkarıldığını, köle olarak satıldığını ifade etmiştik. Köle olarak Mısır'da satılıyor. Mısır'da yetkili birisi Yusuf Aleyhisselam'ı satın alıyor ve eşine diyor ki ona iyi bak ona değer ver onu evlatlık ediniriz ve gerçekten de Yusuf Aleyhisselam'la iyi geçiniyorlar Yusuf Aleyhisselam o ailenin yanında büyüyor yetişiyor genç oluyor kuvvetli hale geliyor ve sima anda Allahu Teala ona farklı bir güzellik vermiştir Bismillahirrahmanirrahim ve ravadetehü lati huve fi beytiha an nefsihi. Hazreti Yusuf'u kadın yani Hazreti Yusuf'un kendisinin evinde yetiştiği o kadın Hazretin Yusuf'un nefsinden murad almak istiyor. Dedik ya Yusuf Aleyhisselam'da farklı bir güzellik var. O kadın da nefsine uyuyor. Nefsini kontrol edemiyor. Şeytanın da dürtüsüyle Hazreti Yusuf'a kötülük teklifinde bulunuyor. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ Yani bir gün evdeyken bu teklifi yapıyor ve kapıları da kapatıyor. Yani diyor ki bir yere gidemezsin, benimle bu kötülüğü yapacaksın. وَقَالَتْ heytelek Kapıları kapattıktan sonra Hazreti Yusuf'a diyor ki haydi gel bu kötülüğü yapalım. قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ Hazreti Yusuf aleyhisselam dedi ki bu kötü fiili işlemekten Allah'a sığınırım. Nasıl böyle bir teklifi yaparsın? Ben böyle bir şeyi kesinlikle yapmam. Bu haramdır, bu bana yakışmaz. Ayrıca sen Efendimin bana sahip çıkan kişinin eşisin. Bu büyük bir ihanettir. Bu büyük bir nankörlüktür. Onu tabi vazgeçirmeye çalışıyor. Kale maazallah. Ben bu konuda Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi senin kocan benim efendimdir. Benim veli nimetimdir. Bana sahip çıkmıştır. Küçüklükten itibaren beni yetiştirmiştir. Bana her türlü desteği vermiştir. Ahsene methvaye bana iyiliği dokunmuştur senin kocanın. Nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsin? İnnehu la yuflihu zalimun. Muhakkak şüphesiz zalimler, haksızlık yapanlar, kötü işler işleyenler kurtuluşa eremez. Bu şekilde Hazreti Yusuf o kadını geri çevirmeye çalışıyor. E, yaptığı teklifin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyor. Fakat kadın e, ısrarından vazgeçmiyor, isteğinden vazgeçmiyor. Ve la kad hemmet bih. O kadın Hazreti Yusuf'a doğru gidiyor. Ona meyil ediyor. Yani ona doğru adım atmaya başlıyor. Ve hemme biha. Leula en ra'a burhana rabbi. Hazret Yusuf da eğer Rabbinden gelen bir burhan olmasaydı, Allahu Teala onu korumamış olsaydı belki o da ona meylederdi. Fakat Allahu Teala Yusuf Aleyhisselam'ı koruyor. Yani beşer olmasa hasebiyle Allah ona uyarı göndermemiş olsa, onun nefsiyle baş başa bırakmış olsa belki Yusuf Aleyhisselam meylederdi. Fakat Allahu Teala ona burhan gönderiyor. Onu uyarıyor, onu ikaz ediyor ve Yusuf aleyhisselam böyle bir şeye meyletmiyor, kadına doğru gitmiyor. Yani Allahu Teala bir şekilde Yusuf aleyhisselama uyarı gönderiyor. Kezalike linasrifa anhu su'e vel fahşa. İşte Allahu Teala diyor ki böylece yani ona burhan göndererek, ona uyarı göndererek ondan kötülüğü, ahlaksızlığı def etmiş olduk. Ve Yusuf aleyhisselam böyle bir kötülüğe te teşebbüs etmemiş oldu. İnnehu min ibadinal mukhlasin Şüphesiz Yusuf bizim samimi, ihlaslı kullarımızdandır. Böyle bir şey yapmak zaten ona yakışmaz. Zaten kendisi de bunu istemez. Bu şekilde Allahu Teala o kadının teklifine karşı Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı koruduğunu ifade etmiş oluyor. Vestebekel <laughs> babe. Tabi bu şekilde bir çekişme meydana gelir. Kadın istiyor, Hazreti Yusuf istemiyor. Bu şekilde İkisi kapıya doğru koştular. Yani Hazreti Yusuf kurtulmak için, odadan çıkmak için, evden çıkmak için kapıya doğru koşuyor. Diyor ki bu haldan kurtulayım. Kadın da onun peşinden koşuyor. Yani ısrar ediyor. Teklifinde ısrarcıdır. Körelmiş yani tabiri caizse kadın körelmiş. Kalbi mühürlenmiş. Sadece isteğine odaklanmış yani. وَقَدَّتْ قَم۪يسَهُ مِنْ دُبُرِينَ Tabi Hazret Yusuf kapıya doğru o kötülüke, kötülükten kaçmak için kapıya doğru kaçarken kadın onun arkadan gömleğini yırtıyor. Yani arkadan onu tutmaya çalışırken, onu durdurmaya çalışırken Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği arkadan yırtılıyor. Ve el feya le haledel bab. Tabi bu esnada kadın ve Hazret Yusuf kapının yanında çıkış kapısının yanında kadının kocasıyla karşılaşıyorlar. Yani onlar böyle bir mücadele içerisindeyken böyle bir ortamdayken kapıda kadının kocası çıka geliyor ve o şekilde onları görüyor. Qalet ma cezau men arada bi ehli Tabi Tabi kendini kurtarmak için kendisinin masum olduğunu ima etmek için, göstermek için kadın kocasına diyor ki: "Senin ailen hakkında Eşin hakkında yani benim hakkında kötülük isteyen birisinin cezası ne olur? Yani bu Yusuf, bu genç benden murad almak istiyor. Bana zarar vermek istiyor. Benimle kötülük yapmak istiyor. Böyle birinin cezası ne olur? İlla en yuscene o azabun elim. Ya hapsedilir, zindana atılır. Veyahut çetin bir azap, çetin bir işkence ile işkence edilir. Yani buna haddini bildir, buna cezasını ver bu senin ailen hakkında kötülük istiyor. Yani kendisi istemesine rağmen bu şekilde Hazreti Yusuf'a ithamda bulunuyor. <laughs> Tabii kadın bunları söyledikten sonra Yusuf aleyhisselam da haklı olarak kendisini savunmak durumunda kalıyor. Diyor ki benim bir suçum yok, benim bir günahım yok, benim bir yanlışım yok. Hiyara vedetni, asıl kötülüğü isteyen, asıl bu kötülük tefli, teklifi yapan kendisidir. Yani senin eşin bu kötülüğü istedi. Ben böyle bir teklifte bulunmadım. Ben böyle bir ihanet yapmam. Ve şehide şahidu min ehliha. Tabi kadının yakınlarından, kadının akrabalarından birisi onları bu şekilde görmüş, fark etmiş ve olaya şahitlik de yapıyor. Bu da Allahu Teala'nın belki de Hazreti Yusuf'a olan yardımının bir devamıdır. Yani bir şahit var. Onların bu meselelerini görüyor ve geliyor şahitlik yapıyor. Çözüm olarak da şunu söylüyor. İnkana kamisu huqudde min qubulin. Yani kadının kocasına diyor ki, meseleyi şöyle çöz. Eğer diyor Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa fesadakat kadın doğru söylemiştir ve o minel kazibin haşa Yusuf yalancılardandır. Çünkü Yusuf ona saldırmıştır. O da kendini savunmak için onun gömleğini yırtmıştır. Eğer Yusuf'un gömleği ört önden yırtılmışsa. Ama ve in kana kamisuhu qudda duburin eğer Yusuf'un bu şahsın bu gencin gömleği arkadan yırtılmışsa o zaman fekezebet kadın yalan söylemiştir ve huve mine sadikin Yusuf doğru söyleyenlerdendir. Çünkü o genç gitmiştir, Yusuf gitmiştir. Kadın arkadan onu tutmuştur. Bu şekilde kadının kocasına bir teklifte bulunuyor. Çözüm odaklı bir teklif. Felem maraa qamisehu qudda min Kadının kocası baktı ki Yusuf Aleyhisselam'ın gördü ki Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği arkadan yırtılmış. Yani aslında kendisi istememiş, gitmiş. Kadın onun gömleğini yırtmış. Kale <laughs> Adam dedi ki eşine bu sizin tuzaklarınızdır. Bu sizin hilenizdir. İnne keyde <laughs> azim. Şüphe sizin tuzaklarınız, sizin hileneniz büyüktür. Yani bu gencin suçu yok. Hata senin hatandır diyor. Bu şekilde mesele çözülmüş oluyor. Tabi burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Yusuf aleyhisselam ateşten kaçarcasına zinadan, kötülükten kaçıyor. Gömleği arkadan yırtılıyor, önden yırtılmıyor. O zaman Müslümanlar olarak bizler de, Müslüman gençler olarak bizler de zinadan, her türlü fuhşiyattan uzak durmamız lazım. Nasıl Yusuf Aleyhisselam gençtir, bekardır buna rağmen böyle bir şeye tevessül etmiyorsa bizler de böyle kötülüklere tevessül etmeyeceğiz. Ateşten kaçarcasına zinadan da ve çeşitlerinden de kaçacağız. Ve eğer samimi olursak, dürüst olursak Allahu Teala muhakkak bize yardım elini uzatır. Bizi çaresiz bırakmaz. Bizi haklı çıkartır. Bizi mahcup etmez. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ı mahcup etmediği gibi. Yusuf'u a'rid an hada. Tabi kadının kocası meseleyi anladıktan sonra aile şerefini de aile kendi haysiyetini de düşünerek isminin namını da düşünerek Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki bu meseleyi anlatmaktan vazgeç. Evet böyle bir şey işlendi ama sen bunu çevreye anlatma. Kimseye söyleme. Eşimin sana böyle bir teklifte bulunduğunu kimseye anlatma. Çünkü şerefi kalmayacak. Haysiyeti kalmayacak. itibarı kalmayacak. Bu adam da devlette yetkili bir insandır. Belli bir makamda olan bir şahsiyettir. Wastaqfiri Lizembik ve kendi eşine de diyor ki sen de yapmış olduğun bu kötülük, bu günah için Allah'tan bağış dile, pişman ol, bir daha da böyle bir şey yapma diyor. Inneki kuntiminal khati'in şüphesiz sen hata edenlerden, günah işleyenlerden, yanlış yapanlardan ol. Ona da yani kızıyor, uyarılarını yapıyor ama Yusuf Aleyhisselam'a da diyor ki bu meseleyi anlatma. Bu mesele burada kalsın, burada kapansın, kimse duymasın. Ve kâle fil Azizi, Tabi mesele orada kalmıyor. Bir şekilde, tabi ki Yusuf Aleyhisselam anlatmıyor, bir şekilde mesele yayılıyor. Mesela o evin dışına da çıkıyor başkaları da işitiyor ve dedikodu yapmaya başlıyorlar. O şehirdeki kadınlar şunu söylemeye başlıyorlar. İşte Aziz'in karısı, Aziz'in eşi, Aziz dediğimiz yani o kadının kocası, o yetkili Hazreti Yusuf'u küçükken satın alıp ona sahip çıkan kişiye Aziz deniliyor. Aziz'in eşi kendi evindeki gence göz dikmiş kendi evindeki gence aşık olmuş. Ona tutulmuş. İnna lenaraha fi dalalin mubin. Biz onu apaçık bir yanlışlık içerisinde görüyoruz. Yani yaşını başını almış bir kadın gitmiş bir gence takılıyor. Bu olabilecek bir şey değil. Tabii gençli kadınların amacı hakkı söylemek falan değil. Onların amacı dedikodu yapmaktır, zaman geçirmektir. Bu şekilde eleştirilerini, dedikodularını yapıyorlar. Onunla dalga geçiyorlar ve bu kendisine de ulaşıyor. O kadına yani Hazreti Yusuf'un nefsinden murad almak isteyen kadına ki buna Züleyha da deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiyor, kadın diye ifade ediliyor. Ama bazı kaynaklarda Züleyha şeklinde de ifade ediliyor. Bu kadın meseleleri duyuyor, bu meselenin dışarıda yayıldığını fark ediyor. Ve buna kendince bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kendince kendini aklamaya çalışıyor. Masum olduğunu anlatmaya çalışıyor. Peki ne yapıyor? فَلَمَّا سَمْيَعَدْ بِمَكْرِهِنَّ Bu kadın diğer kadınların hilelerini, tuzaklarını, dedikodularını işitince اَرْسَلَتْ <laughs> اِلَيْهِنَّ Onlara haber gönderdi. Tabi yetkilinin karısıdır. Yardımcıları var. Bir şekilde diğer böyle şehrin ileri gelen kadınlarına haber gönderdi. Bu dedi kudiyi yapan kadınlara haber gönderdi. Dedi ki işte falan zaman benim evime gelin, size ziyafet vereceğim. Sizi misafir edeceğim. O şekilde tabi onlar meseleyi bilmiyor. Bu şekilde onları kendi evinde topluyor. واعتدت لهن Böyle rahat etmeleri için de onlara yastıklar böyle belki de duvar diblerinde yastıklar hazır, hazırlıyor. O şekilde onları ikram edecek sözde. Ve atet kulle vahidetin minhun sikinin ve eve davet ettiği tüm kadınlara da birer bıçak böyle keskin birer bıçak veriyor. Meyvelerini soymaları için, meyvelerini kesmeleri için. Ve kâle tihruc aleyhinde. Tabi Yusuf aleyhisselam mesel meseleden habersizdir. Kadının niyetini de bilmiyor ne yapmak istediğini de başta düşünmemiştir. Kadın Hazreti Yusuf'u da yanına çağırıyor ve diyor ki şöyle bir kadınların yanına git seni görsünler. Davet ettiği kişilerin yanına git diyor. Felem <laughs> raeinuhu <laughs> o kadınlar Hazreti Yusuf'u görünce ekbernehu <laughs> yani onu çok yücelttiler. Yani onu çok beğendiler. İlk defa böyle belki güzel, siması hoş bir insan görüyorlar. وَقَدْتَعَنَا <laughs> اَيْدِيَهُنَّ Tabi dikkatlerini ona vermişken, akılları Yusuf aleyhisselamdayken böyle ellerini belki de parmaklarını kesiyorlar. Yani parmak, bıçakla bir şeyler yiyorlar fakat akılları orada olmadığı için bıçakla ellerini parmaklarını yararlıyorlar, kesiyorlar. Yani kendilerine zarar veriyorlar. Ve kulna haşa lillahi ma hâza Haşa lillah dediler. Tabi yani Allah'ı tenzih etmek noktasında kullanılan bir ifade. Bu insan olamaz. Bu nasıl bir insan yani? İn haza illa melekün kerim. Bu olsa olsa böyle değerli, kıymetli bir melek olur. Çünkü insan bu kadar güzel olamaz diyorlar. Nefisleri tabi. Onların da nefisleri devreye giriyor ve Yusuf Aleyhisselam'ı bu şekilde beğendiklerini, hoş olduğunu ifade ediyorlar. İşte kadın diyor ki, قَالَتْ فَزَالِ كُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّنِ ف۪ي Ey kadınlar, beni kınadığınız, eleştirdiğiniz erkek işte budur. Yani beni kınamanız gerekmiyor. Eleştirme hakkınız yok. Ben böyle birisine vuruldum. Böyle birisini siz de gördünüz, bakınız, bir kere gördünüz, elinizi kestiniz. dolayısıyla ben haklıyım, beni eleştirmeyin şeklinde ve la kad rawadtuhu an Evet ben onun nefsinden murad almak istedim ama fastahsem o ise şiddetle sakındı. Şiddetle uzak durdu. Buna yaklaşmadı yani. ancak ve in lam yefal ma'muruhu buna tekrar söyleyeceğim. Tekrar ona teklifte bulunacağım. Eğer emrettiğimi yapmazsa la yusjanen zindana atılacak ve la yekuna ve böyle küçük düşürülmüş olacak. Yani eğer teklifimi tekrar yapacağım kabul etmezse ona zarar vereceğim. Yani böyle gözleri kör olmuşçasına söylediklerinden, teklifinden, bu nefsi isteğinden vazgeçmiyor. Tabi tekrardan bu teklif Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gidince Yusuf Aleyhisselam tabi Allah'a dua etmeye başlıyor. Allah'tan yardım istemeye başlıyor. Yani Ya Rabbi ancak sen beni kurtarabilirsin. Kâle Rabbi sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ile. Ya Rabbi zindan beni davet ettikleri o kötülüğe göre bana daha sevimli gelir. Yani onların teklifini yerine getireceğime zindana gideyim ya Rabbi. Bana yardım et ya Rabbi. Şimdi bu konuda Yusuf Aleyhisselam Allah'tan yardım istiyor. Çünkü nefsiyle baş başa kalsa nefsi ona diyebilir ki, şeytan ona diyebilir ki yani zindana gireceğine bir seferliğine bu kötülüğü yap. Ama bu konuda Allah'ın kendisine sabır vermesi için, dayanma gücü vermesi için Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi diyor, onların beni davet edeceği kötülüğe gireceğime zindana giririm. Zindan daha iyidir diyor. Ve illa tasrif anni keydehunne. Ya Rabbi eğer hilelerini, tuzaklarını benden çevirmezsen, benden uzaklaştırmazsan, asbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Ya Rabbi ben de onlara meyledebilir ve cahillerden olabilirim ya Rabbi. Beni koru ya Rabbi. lehu <laughs> rabbuhu. Rabbi de onun duasına icabet etti. Fesaraf <laughs> anhu Onların tuzaklarını ondan çevirdi. İnnehu huve semi'ul alim. Çünkü Allah her şeyi işten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Yani ona dayanma gücü verdi. O da onların teklifini, kadının teklifini kabul etmedi. Fıma beda lehum min ba'de ma ra'u'l ayati leysjununhu hatta hin. Peki ne yapalım? Kadın dedi ki, kadın ve belki de artık kocasıyla birlikte de olabilir. Şöyle bir karar verdiler. Madem ki bu yayılmış, çevrede de duymuş bu böyle bir meseleyi, en azından belli bir süreye kadar onu zindana atalım. Ta ki kendimizi temize çıkaralım. İnsanlar desin ki demek ki o böyle bir kötülük yapmaya teşebbüs etmiş ki zindana girmiş. Yani günümüzde diyoruz ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kendimizce birilerini itham ediyoruz. Yani onlar da işte zindana atalım ki insanlar desin Yusuf suçludur. Onlara bu görüş zahir oldu. Dediler ki belli bir süreye kadar onu zindana atalım. Ve bu şekilde Hazreti Yusuf'a zulmederek haksız bir şekilde Hazreti Yusuf'u zindana attılar. وَدَخَلَ مَاهُ السِّجْنَ فَتَيَانُ Hazreti Yusuf ile beraber başka suçlardan iki genç, yani başka e, yanlışlıklar yapmış iki genç e, e, zindana girdi. Kala ahaduhuma. Tabi belli bir süre sonra Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyorlar, onu sevmeye başlıyorlar, ona güveniyorlar, onun bilgili birisi olduğuna kanaat getiriyorlar ve bir gün görmüş oldukları rüyayı ona anlatmak istiyorlar. Rüya görmüşler ve Hazreti Yusuf'un da onların rüyasını tevil etmesini istiyorlar. Bakın bunun bir öncesi var. Hazreti Yusuf onlara o güveni vermiş, onlar Hazreti Yusuf'u sevmiş. Bu aynı gün gerçekleşmemiştir. İşte iki genç gördüğü rüyaları anlatmaya başlıyorlar. inni <laughs> Birisi diyor ki ben rüyada gördüm şarap sıkıyorum şarap sıkıyorum yani özüm sıkıp şarap yapıyorum. Bu hizmeti yapıyorum. Ve قال diğeri de diyor ki inni arani ahmilu fawqa ra'si ra'si Ben rüyada gördüm ki başımın üstümde ekmek taşıyorum. Takulu tayru minhu ve kuşlar da o başımdaki et, ekmekten yiyorlar. Nebbi inabi tevilih. Ey Yusuf, rüyamızın tevilini bize söyle. Bu ne anlama geliyor? İnne narake minel muhsinin. Biz seni iyilik yapanlardan iyi birisi olarak biliyoruz. Öyle görüyoruz. Yani sana güvendik ve rüyamızı anlattık. İstiyoruz ki rüyamızı anlatasın. Ne anlama geldiğini bize söyleyesin. Tabi Yusuf aleyhisselam tekliflerini kabul ediyor. Ama bu arada onlara biraz nasihat yapıyor. Madem ki onlar benden rüya tevilini istediler. Ben de bu arada onlara dini anlatayım, Allah'ı anlatayım, insanların Allah'a ibadet etmesi gerektiğini bu vesileyle anlatmış olayım diyor. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم Yani acele etmeyin, yemeğiniz gelmeyen gelmeden önce, yemeğiniz gelmeden önce ben size rüyanızın tevilini söyleyeceğim. Ama biraz konuşalım gibisindir. Zalikuma min Rabbi. Tabi bu rüyaları yorumlama kabiliyetini, ilmini de Rabbim bana vermiştir. Sakın sakın benden zannetmeyin. Benim bir kabiliyetim değil. Bunu bana veren Allahu Teala'dır. Benim Rabbimdir. İnni teraktu <laughs> millete kavmin la Allah'a iman etmeyen bir kavmin dinini bıraktım. Ve hum bil ahiretihum kafirun. Ve aynı zamanda ahireti inkar eden bir kavmin dinini bırakmışım. Ve millete abai İbrahim ve İshak ve Yakub. Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uymuşum. Yani Hazreti Yusuf, Hazreti Yakub ken anda yaşıyorlar. Orada belki putperestlik yaygındır. İşte Yusuf Aleyhisselam diyor ki bizler ben e, babalarımın peygamber olan babalarımın dinine uymuşum kendi kavmimin yani o putperest olan Allah'ı inkar eden Allah'a inanmayan o kavmin dininden uzaklaşmışım. Ma kana lana en nushrike billahi min şey. Hiçbir konuda, en ufak bir meselede dahi Allah'a ortak koşmamız bize yakışmaz. Allah birdir, Allah tektir. Şeklinde Hazreti Yusuf onlara nasihat etmeye başlıyor. Zalika min fadlillah aleyna ve ale'n-nasi. Bu Allah'ın bana, bize ve tüm insanlara olan lütfudur, ikramıdır. Velakinne ekseren-nasi la yeskurun. Fakat insanların çoğu maalesef şükretmiyorlar. Ya sahibei sicni, ey zindan arkadaşlarım. Er rabbun mutefarriqun hayrun em illahul vahidul kahhar? Acaba farklı farklı birçok ilahlar mı daha hayırlıdır? Yoksa gücü her şeye yeten tek olan Allah mı daha hayırlıdır? Yani biz tek olan Allah'a mı ibadet etmeliyiz? Yoksa farklı farklı ilahlara mı tapmalıyız, ibadet etmeliyiz? Ma ta'budun min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa abaukum. Sizin ibadet ettikleriniz, yani Allah'ı bırakıp da Allah dışında taptıklarınız aslında sizin uydurduğunuz bir takım isimlerdir. Sizlerin ve babalarınızın uydurduğu ilah olarak kabul ettiği bir takım isimlerdir, putlardır. Ma biha min Sultan Onlara ibadet etmeniz için id id ibadet edebilirsiniz diye Allah size o konuda bir yetki, bir delil vermemiştir. Yani siz neye göre bu putlara ibadet ediyorsunuz? Inil hukmu illallah. Her konuda hüküm ancak Allah'a aittir. Allah bir şeye müsaade etti mi o iş yapılabilir. Emara illa ta'budu illa Ancak Allah da sadece kendisine ibadet etmenizi emretmiştir. İşte zalike dinul kayyim. Bu dost doğru olan din budur. Dost doğru olan din sadece Allah'a ibadet etmektir. Diğer ilahları, diğer putları bırakmaktır. Velakinne ekseren nas la ya'lemun. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Bunun farkında deildirler. Bu şekilde Yusuf Aleyhisselam rüyalarını yorumlamalarını istediği isteyen gençlere bu şekilde nasihat ediyor, Allah'ı anlatıyor, hak dini anlatıyor. Daha sonra Allah Teala'nın da kendisine bildirmesiyle, kendisine ilham etmesiyle, vahyetmesiyle o gençlerin rüyalarının ne anlama geldiğini onlara tek tek açıklıyor. Kıymetli Müslümanlar, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. الله تعالى إستفادات ميت جملة مزاء ناصبة إلى السنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين